Ben de çok teşekkür ediyorum Hakan. Bu seçimlerde tabii bütün sanat görevlilerimiz, müşahitlerimiz, sanat kurulu üyelerimiz, yüksek seçim kurullarımız ve ilk seçim kurulumuz seçimi demokratik bir şekilde geçirdi. Seçimin üzerinde meşruiyet problemin olmayışı noktasında en büyük gayreti ve emeği gösterdiler. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii aynı yıl içerisinde Türkiye matbaası almış bulunuyoruz. Bu tabi Türkiye siyasi hayatında evler olan, daha doğrusu ilk olan bir şey. İnşallah hayırlısı olur. Bugün bir takım seçimlerde AK Parti milletvekili adayı olarak girdik. Seçimin neticesinde de Birleşik Milletvekili olarak çıktık. Bundan sonra size oy versin derken tüm milletvekilleri milletvekili olarak çalışmaya devam edeceğiz. Mansatörlerimizi yalnız bırakmayan Türk İşçiler Meclisi'ne, belediye başkanlarımıza ve özellikle hemşehrilerine ve bütün muhtarlarımıza da özellikle çok teşekkür ediyorum. Ve tüm hemşehrilerimizden de bizleri Cenab-ı Allah mahsus etmesin diye özellikle dualarını istirham ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Saygıyla selamlarım. Sağ olun. Tabii bu seçim 7 Haziran'dan sonra böyle hükümet kurulamayışının hemen arkasından yapılan bir seçimdi. Milletimiz istikrara ve istikbale gerçekten önem verdi. İstiklale önem verdi. Neticesinde de tek başına, iş başına getirmiş oldu. Her bir oyu emanet oy olarak görmek durumundayız, görmek zorundayız. Ona göre projelerimizi, çalışmalarımızı yapmak durumundayız. Bu bilinçle hareket edersek bize verilen oyların hakkını vermiş oluruz. Biz şu anda milletimizin verdiği oylara, gösterdiği teveccühe layık olmak için var gücümüzle çalışıp ülkemizin refahı, mutluluğu, vatandaşımızın mutluluğu ve huzuru için çalışmaya gayret edeceğiz. Tabii biz Bilecik genelinde de oylarımızı arttırdık. Bize oy vermiş olsun olmasın. Tüm hemşerilerime öncelikle %90 üzerinde bir katılımla seçim yaptığımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü sandığa gelmiş olmaları siyasi meşruiyeti doğuruyor. Bundan dolayı hepsine özellikle çok teşekkür ediyorum. Ve sadece biz AK Partilerin taleplerine cevap veren bir iktidar ve hükümet değil, bize oy vermemiş insanların da sesi olup onların da istek ve arzularına uygun politikalar üretmek durumundayız. Bu bilincin içerisindeyiz ve çalışmalarımızı da bu şekliyle yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Ben bütün Bilecik'i kucaklayan bir milletvekili olacağıma söz veriyorum. Öyle inanıyorum. İnşallah bu gayret içerisinde de milletimize hizmet edip onların rızasını kazanarak halkın rızasıyla hakkın rızasına ulaşmış oluruz diye ümit ediyorum. Teşekkür ederim.